Merhabalar arkadaşlar. Bugün 11 Şubat. Depremin 5. günündeyiz. İyi haber alma ümidimizin neredeyse sona erdiği, kötü haberlerin daha çok geleceği günlere geldik. Ben haber izlemiyorum. Mümkün olduğunca gündemden uzak durmaya çalışıyorum. Çünkü arada sohbetlerimiz, samimi konuşmalarımız oluyor. Buradan bilen bilir, biraz empati duygusu yoğun bir insanım ve dayanamıyorum. Yani gerçekten sağlığımı koruyamıyorum. Ruh sağlığımı, dengemi koruyamıyorum. Dengem bozuluyor. Bir şey yapamıyorum. Çok sinirleniyorum. İşimi yapamıyorum, ancak işimi yapmam lazım. Ve sizin de işinizi yapmanız lazım. Neden işinizi yapmanız lazım? Gelin size 3 görüntü göstereyim. Birincisi Maraş'tan sanırım. Bakın, binayı görüyorsunuz. Dört bir etrafında neredeyse bütün binalar yıkılmış. Bu bina ayakta. Evet, tabii ki hasar almış. Ancak içindeki insanlar sağ olarak kurtulmuştu. İkinci görüntü Maraş İnşaat Mühendisleri Odası. Görüyorsunuz. Bina sapasağlam. Ve her tarafında yıkık bina var. Üçüncü görüntü çok daha ilginç. Bina yıkılmış ama temeliyle beraber bir yeri yıkılmadan sadece yan yapmış. Evet, bu ev bir daha kullanılamaz. Ama içindekiler sağ olarak çıktı. Şimdi size basit bir soru soruyorum. Bu sağlam binalarla etrafındaki yıkılan binaların arasında ne fark var? Hepimizin bildiği sürece yapım sürecinde farklılıklar var, değil mi? Çok inşaat yapım sürecini birebir bilmiyorum ama kabataslak olarak size anlatayım. Bir inşaat yaparken önce bir mimari plan hazırlarsınız. Bu mimari plan onaylanır. İnşaat Mühendisleri Odası, belediye, gerekli kurumlarca. Bunu uygularken bir inşaat mühendisi size nasıl uygulayacağınızı söyler. İnşaatın sahibi müteahhit malzemeleri alır. Ustalar bunu uygular ve yapı denetimci bunu kontrol eder. Yani bir inşaatın uygulanmasında bu inşaatın kötü olması için bu dört öğenin dördünün de kötü insan veya kötülüğe göz yuman bir insan olması lazım. Bak, bu mimarın nasıl uygulanacağını, bu planın nasıl uygulanacağını söyleyen İnşaat mühendisi, bu malzemeleri alan müteahhit, bunu uygulayan usta ve denetleyen yapı denetim firması. Dördünün birden kötü olması lazım. Dördünün birden kötülüğe göz yuman olması lazım ki inşaatlar bu kadar kötü olsun. Arkadaşlar, 2000 sonrası yasalarımız inşaatların depreme uygun olması için yeterli. Bu yasalara uymamız durumunda, ki bu yasalara uygun binalar var, görüyorsunuz. Bunlar bu yasalara uygun yapılan binalar, ekstra sağlamlaştırılan binalar değil. Hani izolatörler falan gündemde ya, eyvallah, tabii ki izolatör depremin etkisini azaltır. Ancak inanın ki şu anki var olan yasaları %100 uygulasanız bu sonuçla karşılaşmazsınız. Burada çok sayıda kötülük bir araya gelmiş. İşte biz çalışmak zorundayız. Biz çalışmak zorundayız ki bu kötülük halkalarının birinde olalım ve bu halkayı kıralım. Biz orada o inşaat mühendisi olalım ve itiraz edelim. Hayır, sen bunu yapamazsın. Bu demiri burada kullanamazsın. Bu kumu kullanamazsın. Bu betonu kullanamazsın diyebilelim. Okuyamadık mı? Kazanamadık mı? Biz oradaki o ustanın iyisi olalım ve o işi yapmayalım. Gidip şikayet edelim o mühendisi, o müteahhidi. Hayır, bu demir burada kullanılmaz. Bu tel kullanılmaz. Bu beton kullanılmaz diyebilelim. Biz o müteahhit olalım. Biz o yapı kontrolcü olalım. Bakın, bu dördünün birine sızabilsek iyi insan olarak ve görevimizi yapsak, bakın. Görevimizi, ya yasaların bize verdiği görevi yapıyor olsak bunlarla karşılaşmayacağız. Çok sayıda kötülük bir araya geldi. Bazıları yaptı. Bazıları bundan para kazandı. Ve en kötüsü ne biliyor musunuz? Bazıları sadece bunları tanıdığı için göz yumdu. Hadi diğerleri rant için bunu yaptı. Ya buna göz yumana diyorum. Yani nasıl göz yumarsın? Nasıl bir vicdan, nasıl bir ahlak var ya? Yine canlı yayınlarda söylemiştim, 99 depreminde Tavşancıl diye bir örneğimiz var. Girin arayın, bakın. Yani kendi babasına dahi göz yummayan bir belediye başkanı bir ilçenin kurtuluşunu sağlamış. İşte siz o belediye başkanı olursanız bir ilin kurtuluşunu sağlayabilirsiniz. Siz cumhurbaşkanı olursanız bir ülkenin kurtuluşunu sağlayabilirsiniz. İyi insanlar olarak daha çok çalışmamız lazım. Her yerde olmamız lazım. Yasaları tam olarak
kimseyi kayırmadan uygulamamız lazım. Bu yüzden işimizin başında olacağız arkadaşlar. Acınız hafiflemeyecek. Özellikle deprem yöresindeki arkadaşlarım. Bu acısı dinmeyecek, bunu unutamayacaksınız. Yani bu sizin belleğinizde unutulamaz, sizinle beraber yaşayan bir acı haline gelecek. Ancak imkanımızı bulduğunda, yerimizi bulduğumuzda çalışacağız. Deprem bölgesindeki dışındaki insanlar artık acımızı işimizde yaşayarak, gerekirse ağlayarak, gerekirse gözyaşlarımızı kitaplarımıza aktarak çalışacağız. Ve en iyisi biz olacağız. En iyisi biz olacağız ki bu 20 yıl sonra bir daha yaşanmasın. Bakın arkadaşlar, bu ülkeyi büyük bir İstanbul depremi bekliyor. Büyük bir Marmara depremi bekliyor. Bu bilimsel bir şey, bu kehanet değil. Marmara'da büyük bir deprem olacak. 7'nin üstü 8'in altı. Böyle diyor bilim adamları. Ben bu işi anlamıyorum. Celal hocam böyle diyor. Marmara'da 7'nin üstü 8'in altı bir deprem bekleniyor diyor. Bunu belki Celal Hoca görmeyecek, belki hemen ben görmeyeceğim. Büyük ihtimalle siz göreceksiniz. Sizce oradaki durum buradan daha mı hafif olacak? İşte ki oradaki durumun daha hafif olması için bu ülkenin önemli kadrolarının tamamında çalışan, işini bilen, işini düzgün yapan, işine ve insanlara önem veren kişilerin olması gerekli. Bunu da oturarak ağlayarak yapamayız. Artık ağlayarak çalışmamız, acımızı içimize atarak çalışmamız ve sözümüzün geçtiği güçlü bir insan olmamız gerekli. Tembellikte bu işler olmaz. Oturup olduğunuz yerde ağlayarak, olduğunuz yerde eleştirerek hiçbir şey olmaz. Ben yapıyorum, bir şey olmuyor. Ben yıllardır yapıyorum. Ben yıllardır yapıyorum. Açın bakın Twitter hesabıma. Ben yıllardır yapıyorum. Yani yıllardır eleştiriyorum. Bir şey olmuyor. Ancak işinizin uzmanıysanız, bakın Haluk Levent'seniz, Oğuzhan Uğur'sanız çok şeyi değiştirebiliyorsunuz. YouTuber diyorlar değil mi? Eleştiriyorlar. Sizin ne işiniz var orada diyorlar. Kaç kişinin insanın hayatını kurtardı? Siz ben bir şey yapamadık. Orada gitsek de bir şey yapamazdık. Fazlalıktık. İşte ne yaparsanız en iyisi olmak için çabalayacaksınız. Ben bu alanda en iyisi olmak için çabalayacağım. Bugüne kadar çabalıyordum. Bugünden sonra daha çok çabalayacağım. Siz hangi alanda olursanız o alanda en iyisi olmak için çabalayacaksınız. Siz en iyisi olduğunuz zaman bir şeyleri düzelteceksiniz. O yüzden oturacağız. Acımızı içimize atacağız. Bu acıyla yaşamaya alışacağız. Bu acıyla dersimizi çalışacağız. Bu acıyla iyi bir insan olacağız. Ve bu acıyı unutmayacağız ki bu acı bir daha başkalarının başına gelmesin. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakmaya çalışın.